Arkadaşlar merhaba. Bugün Borcam'da etimek tatlısı yapacağız. Bunun için böyle etmeğim var. Şimdi ilk önce şerbetini hazırlamakla başlayacağız. Şerbeti için 2 su bardağı toz şekerimi hemen tencereme koyuyorum. Karamelize edeceğiz şekeri. Öyle daha lezzetli oluyor ve daha böyle ekmek kadayıfını andırıyor. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Altını kısıyorum ve hiçbir şekilde ellemeden şekerimin yanlardan böyle eriyip karamelize olmasını sağlayacağım. Ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. Şerbetimizi hazırlayacağız. Bir de krema hazırlayacağız arkadaşlar. Krema için de hemen tenceremi alıyorum. Tencereme 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta alacağım. Hemen nişastamı, buğday ya da mısır fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. Hemen 2 yemek kaşığı nişastamı aldım. 2 yemek kaşığı da un kullanacağız arkadaşlar. Hemen 2 yemek kaşığı unumu da aktarıyorum. Şimdi şerbetli olduğu için muhallebisine fazla şeker kullanmayacağım. 3 yemek kaşığı kullanacağım. Evet, 3 yemek kaşığı yeterlidir. 1 litre sütüm var. Hemen 1 litre sütümü de aktaracağım. Bunları güzelce bir karıştıracağım. Nişastayla un sütünün içinde iyice karıştıracağım. Ve ocakta orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştıracağım arkadaşlar. Muhallebimizi de hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. Ekmek kadayıfı tadında bir etmek tatlısı yapacağız borcamda. Şimdi onu da hemen ocağın altını açacağım. Kısık ateşte, orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştıracağım arkadaşlar. Karıştırmayı hiç bırakmayacağım. Topak topak olmasına izin vermeyeceğim. Aynen o şekilde karıştıracağım. Arkadaşlar muhallebim kıvamı aldı, koyulaştı. Böyle göz göz olunca altını kapatalım. Şöyle göz göz oldu. Kıvam da aldı. Şimdi bunun altını kapatıp burada karamelize olan şekerim var. Ara ara karıştırdım. Böyle karamelize rengini yakalayınca üzerine su ilave edeceğiz ve şerbetimiz de hazır olacak. Böyle eriyecek şeker. Çok fazla yakmayalım. Böyle karamelize rengini alınca hemen suyunu ilave edelim. Şimdi biraz dursun o. Ben bu arada muhallebimi alayım. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilya koyalım. 1 paket vanilyamı hemen açıyorum. Aktarıyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağımı aktarıyorum. Tereyağımı erisiye kadar karıştıracağım. Vanilyamla birlikte. Kremamız hazır oldu. Bir paket sade krem şanti kullanacağım. Onu da bir bardak sütle üzerindeki tarife göre yapacağım. Çırpacağım mikserle. Krem şanti kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Muhallebin içine atıp mikserle de çırpabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım bugün. Ayrı ayrı yapacağım. Muhallebimi
Hemen kenara alacağım. Yanında az kaldı, eriyor. Kremamız, muhallebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bu şöyle dursun. Kenarda. Biz hemen karamelizemize dönelim. Şerbetimize. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi suyunu ilave edeceğiz. 2 su bardağı aynı bardakla şeker koymuştuk, 2 su bardağı. 2,5 da su koyacağız arkadaşlar. Yalnız dikkatli koyalım. Yakmayalım kendimizi. Şimdi şeker böyle taşlaşacak. O sizi korkutmasın. Eriyecek. Bir su bardağı koydum. Şimdi ikincisini koyacağım. Şeker eriyince de şerbetimiz hazır olmuş olacak. İkiyi de aktardım. Şimdi taşlaşın. İçinde taşlaştı şekerimiz, gördüğünüz gibi. O eriyince şerbetimiz hazır olmuş olacak. Karamelize şerbetimiz. Ara ara karıştırarak şekerimizi eritelim. 2 su bardağına 2 koydum. Şimdi bir yarım daha koymak istiyorum arkadaşlar. Böyle hani daha böyle bol, şerbetli, ıslak bir tatlı istiyorsanız 2,5 kullanın. Ama böyle normal bir kıvamda istiyorsanız 2'ye 2 de kullanabilirsiniz. Ben 2,5 kullanıyorum. 2,5 su bardağı aynı şeker ölçüsüyle 2'ye 2,5 şerbetimizi kaynayınca hemen altını kapatıp yapım aşamasına geçeceğiz. Bu arada ben krem şantimi 1 su bardağı soğuk sütle hazırlayıp dolaba koyacağım. Evet arkadaşlar, bir paket etimeğimi çıkarttım. Tam büyük bir borcama denk geldi. Bir tane arttı. Onları da böyle kırıp yanlara koydum. Şimdi eriyen karamelizeli şurubumdan hemen üzerine sıcakken gezdiriyorum. Etmeklerimizin yumuşamasını sağlıyoruz. Bu arada krem şantimi de yaptım. O da dolapta. Her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Böyle ekmek kadayıfı tadında ekmek tatlısı yapıyoruz. Şerbetini karamelize etmeden de yapabilirsiniz. Hani sağlık açısından tehlikeli buluyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben çoğunlukla öyle yapıyorum ama böyle yaptığım zaman da daha bir lezzetli oluyor. Arada da böyle kaçamaklar yapabiliyoruz. Yani şekerin yanması tabii ki sağlık açısından zararlı. Ama her zaman olmadığı için böyle bazen de kaçamak yapabiliyoruz. Şimdi hemen muhallebime bakacağım. Şerbetimin oldu. Şöyle bir yumuşaklığına da bakmak istiyorum. Hatta şurada az bir şey kalmıştı şerbetin. Onu da şöyle yanlara dökelim. Yanları çünkü daha sert olabiliyor. Şöyle dökelim. Kalanında hiç kalmasın. Biz böyle daha bir şerbetli seviyoruz. Şöyle yaptığımız bütün şerbeti kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle dökeceğim. Ve böylece hepsini kullanmış olacağım. 2'ye 2,5 şerbet kullanmıştım. Şimdi arkadaşlar muhallebimizi de dökeceğiz. Şöyle kremamı karıştıracağım. Bunu da sıcak dökeceğiz. Şerbeti de sıcak döktük. İlk sıcağı çıkınca dolaba
muhallebisinin soğumasını bekleyeceğiz. Üzerine krem şantisini yapacağız. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Hemen muhallebisini de döküyorum. Bir paket etim eklen, bir borcam dolusu tatlı çıkıyor arkadaş. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Ya bu bilindik klasik etmek tatlısı. Ben de bugün yapınca sizlerle paylaşmak istedim. Evet, muhallebimizin de hepsini kullanıyoruz. Döküyoruz. Şimdi ilk sıcağı çıkınca arkadaşlar bunu dolaba alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Soğunca da üzerine krem şanti ve süslemesini yapacağız. Arkadaşlar ilk sıcağı çıktıktan sonra 10-15 dakika kadar buzdolabında beklettim. Yaptığım krem şantiyi şimdi üzerine gezdireceğim arkadaşlar. Bir paket krem şanti kullandım. Üzerindeki ölçüye göre bir su bardağıyla krem şantimizi yaptık. Dolapta krem şantimizi beklettik. Şimdi bunu üzerine güzelce yayacağız. Şöyle bir spatula çıkarayım. Arkadaşlar krem şantisini de bir spatula yardımıyla hemen yaydım. Hava çok sıcak olduğu için arkadaşlar krem şanti sıcağa dayanamadı. Şimdi bunu hemen buzdolabına kaldırıyorum. En azından 2 saat arkadaşlar. 3-4 saat dinlenirse ya da bir gece dinlenirse tatlımız daha güzel olacaktır. Şimdi bunu buzdolabına dinlenmesi üzerine gönderiyorum. Arkadaşlar etmek tatlımı çıkarttım. Tam 2 saat dinlendirdim ben. Üzerine şimdi bolca Hindistan cevizi sepeleyip tatlımızı servise hazırlayacağız. Şöyle bolca Hindistan cevizi sepeliyorum. Siz istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz seviyorsanız. Ben böyle sade yaptım bugün. Böyle ekmek kadayıfı tadında olsun diye. Ama siz meyveyle, fındıkla, cevizle, yani istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Şöyle her tarafını kaplayalım Hindistan ceviziyle. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Şöyle ne büyük ne küçük keseceğim. Bıçağımı ıslatıyorum ki şey olmasın diye. Evet arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Şöyle bir tane çıkaracağım. Böyle ekmek kadayıfında etmek tatlımız servise hazır arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.